aç. Hisarlar Belediye Başkanımız da bizlerle. Evet, aynı anda 1, 2, 3. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çaköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Bugün polis haftası dolayısıyla Reis Kafe'de çocuklar, yetişkinler ve kızlar arasında satranç turnuvası düzenlenecek. Şimdi masalarda herkes yerini aldı. Birazdan çocukların etkinliği başlayacak. Mustafa Bey gerekli ayarlamaları yapıyor. Azra bakalım. Evet. Bak. Beşinci masada beyaz. Ya. Oyun başladı. Sessizlik var. Çocuklar düşünerek oynamıyorlar. Evet arkadaşlar, polis haftası dolayısıyla VS Cafe'de şu anda çocuklar, minikler, işte yetişkinler satranç turnuvası yapıyorlar. İlk tur bitmek üzereydi. Yağmur da dinmişken şöyle çıkayım, biraz dolaşayım istedim. İkinci tur saat 2'de, saat 2'ye kadar herhalde. Yetişirim, şöyle biraz dolaşayım, geleceğim. Şöyle çok aman aman şiddetli yağmur yağmıyor ama az olsa yerleri ıslatıyor, insanları ıslatıyor. Şöyle adam gibi yağmur yağsa. Toprak doyursa iyice, barajların su seviyesi yükselse, bayağı bir Şarkova Barajı'nın su seviyesi düşüktü. Geçen gün dikkatimi çekti. Sıcaklarsa da bisiklet turu falan yapsak.
akşamları ara ara bisiklet turu yapıyorduk, iyi oluyordu. Mürefte'ye kadar ısınınca tekrar başlayacağız. En azından yağmur yağmasa yine gideriz de yağmur bozuyor işi. Şurası da kaseni satamadılar ha. En üst kat. Bir iki daire de oturan var galiba. Ya da perdeler çekik. Oo. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu, şuradan ineyim. Bugün bir takipçimiz yorum yapmıştı. Marmara 8'in oradaki girişteki sarmaşık açtı falan diye yazmış. Bir bakalım açmışım hazır buraya gelmişken. Onu da bir çekelim. O benim hoşuma gidiyor. Güzel bir görüntüsü var. Şuradan yukarı çıkalım. Satılık şurada. Ya Karakoç sitesinde de yazmışlar. Karakoç sitesi nerede orada? Böyle şeyler bana sorunca beyin duruyor. Belki önden defalarca geçiyorsun ama. Marmara 8 burada değil miydi? Buradaydı, evet. Orada herhangi bir... Yok abicim, daha açmamış. Daha tomurcukta burası. Adam benim de kafamı buldun, ne yaptın? Marmara 8 demiş. Karakoç sitesi diyor bunun. Bakalım var mı burada öyle bir yer? Buraları benim bildiğim kadar hep Marmara. Karakoç sitesi falan. Ağaç ne güzel çiçek açmış ya. Heh, burası. Arkadaş burayı izliyormuş, söylüyormuş o zaman. Karakoç sitesi. Orada da çalışma var. Altyapı çalışması. Kül döşüyorlar. Buradan büyük ihtimalle geçemem günüme geliyor. Çalışma olduğu için. Sanırım buradan döneceğiz. Kenardan kayabilirsem kayayım şuradan ya. Geçer miyim acaba? Geçerim herhalde şuradan. Şuradan yavaş yavaş geçerim herhalde. Yerler berbat. İnşallah düşmüyor suyun içine de. Sıkıntılı bir yer. Evet. Böyle çalışma olan yerlere pek girmek istemiyorum ama bazen istemesek de girmek zorunda kalıyoruz işte. Buralarda şimdi çamur bitmez artık. Arbaptan bahar geldi de çok fazla sıkıntılı olmaz.
Gitmeyeceğim bir tane. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimse de göremez. Bazıları sıkıntılı yerler. Yani nereden ne zaman ne çıkacağı belli değil. Onun için dikkatli olmak lazım. Şuradan bir kuş kuşu avlamaya başladı. Kapının altında. Şimdi sağ sol sağ. Avla avla sesin kısılır. Takipçilerimiz benim köpeklerle sohbetimi dinleyince de görünce gülüyorlarmış ya. Aslında düz mantık baktığı zaman şu anda da ben kendi kendime konuşuyor gibi oluyorum ama. Hiç konuşmadan da sadece sessiz bir video olması hoş olmaz diye düşündüğüm için böyle az buçuk kendi fikirlerimizle anlatıyorum ya da ne bileyim kafamdan geçen düşünceleri ya da yaşadığım bir olay varsa onu anlatıyorum. O da video boyunca en azından ot gibi geçmesin diye biraz keyifli olsun, videoyu izlerken keyif alın. Az önce güneşliydi, şimdi yağmur başladı tekrar. Bu arada bu tarafa çok geldim. Ne derseniz haklısınız. SSK taraflarına gideceğim. Önümüzdeki günlerde hava güneş açsın. Hadi güzel günlerde oraları da videolar çekeceğim. Şimdi onlar el salladı ya. Bizim Çinizin montuna benziyor ama. Acaba o muydu? Motosikletle. Havada oydu galiba. Ellerimi bıraktım haydi. Arkadaşlar çoğu zaman bisikleti orada bırakıyorlar da ben çok fazla cesaret edemiyorum ellerimi bırakmayı. Küçükken bırakıyordum halbuki. Hem bırakıp hem pedal çevirebiliyordum. Öyle bir konsantrasyonumuz vardı. Ne bileyim şimdi artık yapmıyorum bunu pek. Başver sen yine de bırakma. En garantisi şuradan gitmek. Buralarda inşaat sektörü hala hızlı.
yeni yeni bir sürü inşaatlar yapılıyor. Geçen seneden beri takip ediyorum. Bir tane inşaatlar da var. Onları da gözlemliyorum şu anda. Sol tarafta mesela toparlanmış. Yukarıda da şu anda yapılıyor. Devam ediyor. Mesela geçen sene şu inşaatın sıvasının yapıldığını hatırlıyorum. Ustalar sıvı yapıyorlardı, mantolama vesaire yapıldı. Hatta videolarımda da vardır. Bakın bitmiş hali şu anda. Satılık yazıyor. Star inşaat. Eğer almaya düşünürseniz Star inşaatın sahipleri tanıdığımız, yabancı değil. Yardımcı oluruz. Baklaya benziyor mu? Şuna bakla yok. Ya da ben bakla göremiyorum. Bakla kokusu geldi mi bunu? Film yoksa ya, o değil. Videomuzu burada bitireyim arkadaşlar. Dönüşte tekrar video çekeriz. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.